hayranlık uyandıran mekanlar için aradığınız her şey bir arada. Size özel tasarımlarıyla mutfak ve banyo dolapları, üstelik üretici fiyatlarıyla. Sektöre damgasını vurmuş en seçkin markaların ithal ve yerli seramikleri, duvar kağıdı, kapılar, parkeler, vitrifiye ve armatürler. Ravini Home telefon 239-0503. İyi akşamlar sevgili seyirciler. KRT Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce haber özetleri ekranlarınıza gelecek. Ardından gündemin öne çıkan haberleriyle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Balıkesir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle CHP Balıkesir Teşkilatı ve gençleri meşalelerle bir yürüyüş yaptı. Merkeze bağlı Yenice Köyü'nde ahşap bir evde çıkan yangın korkuttu. İzmir Yolu Galericiler bölgesinde bir motosiklet yolun karşısına geçmekte olan yaşlı bir vatandaşa çarptı ve kaçtı. Edremit CHP teşkilatını ziyaret eden Umut Oran, Reyhanlı patlamalarından sorumlu tuttuğu hükümetin istifa etmesi gerektiğini söyledi. Esasında biraz onur olsa, biraz gurur olsa hükümetin istifa etmesi lazım. Balıkesir'de eğitime destek sağlamak amacıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi geliştirildi. Hem oyun oynuyor çocuklar, hem okudukları kitapları, eski kitapları veriyorlar. Kitapların karşılığında biz onları belirtiyoruz. Hem tiyatro oyunu izlemiş oluyorlar, tiyatroya ısındırıyoruz onları. Mehmetçik Ortaokulu öğrencileri Salih Tozan Kültür Merkezi'nde İngilizce şarkılarla bir konser verdi. Sevgili seyirciler, Balıkesir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Tren garı önünde başlayan tören Atatürk Parkı'nda devam etti. ...19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Balıkesir Tren Garı önünde başladı. Burada toplanan yüzlerce vatandaşla il protokolü Atatürk Anıtı'na yürüdü. Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü İlhan Aslan çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Parkı'na geçildi. Atatürk Parkı'ndaki kutlamalara Balıkesir Valisi Ahmet Turhan, Belediye Başkanı İsmail Ok, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Edip Uğur, İl Jandarma Komutanı Salih Göldal ve İl Emniyet Müdürü Halil Karataş da katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü yaptığı konuşmasında bu anlamsal çerçevede bugünü Atatürk'ü saygıyla anma, gençliğimize değer katma ve spor alanında farkındalık oluşturma olmak üzere 3 ana başlık altında ve bir şenlik havasında tüm gençlerimizle ve kendini genç hisseden herkesle gönülden paylaşıyoruz dedi. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Mücadelesi'nin meşalesini tutuşturmasını 94. kez kutlamanın büyük gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Geleceğin dünyasında milli ve manevi değerlere sahip çıkan, iyi eğitimli, çalışan, üreten, okuyan,
düşünen ve birikimini gelecek nesiller için üretime dönüştüren bir gençlik en değerli varlığımızdır. Konuşmaların ardından Halk Eğitim Merkezi Engelli Mehter Takımı tören alanına geldi. Vatandaşların alkışlarla destek olduğu Mehter Takımı marşlar söyledi. Balıkesir Valisi Ahmet Turhan da kendi cep telefonuyla Mehter Takımı'nın gösteri anını ölümsüzleştirdi. Gençlik Merkezi Müzik Grubu'nun söylediği türkülere eşlik eden vatandaşların törene ilgisi yoğun oldu. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı nedeniyle CHP Balıkesir Teşkilatı ve gençleri meşalelerle bir yürüyüş yaptı. Gençlik Marşı eşliğinde yapılan yürüyüş Atatürk Anıtı'nda sonuçlandı ve burada konuşmalar yapıldı. Başta CHP İl Başkanı Muzaffer Mavuk, İlçe Başkanı Yaşar Evci, yönetim, kadın kolları ve gençlik kolları istasyon önünde toplantı. CHP'lileri, emniyet yetkilileri yürüyüş öncesi güzergah ve uyması gereken kurallar konusunda uyardı. Kaldırımdan gitsek Milli Kuvvetlerimiz. İl Başkanı Muzaffer Mavuk yürüyüş öncesi katılımcılara kısaca bilgi verdi. Emniyetin korktuğu müdahale etmek zorunda bırakmayın. Bunu engelleyemezsiniz. Ama ben şunu biliyorum. Cumhuriyet Halk Partililer mutlaka bu sorularında uyacaktır. Güzergahımız kaldırımlara haber verdiğimiz güzergahtır ama kaldırımlarda gideceğiz. Özellikle sizden rica ediyorum bu kurallara uyun. Teşekkür ediyorum hepinize bu akşam. Geldiniz, bizi mutlu ettiniz. Sağ olun. Ardından Gençlik Marşı eşliğinde meşalelerle yürüyüş başladı. Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüş devam etti. Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Başkan Muzaffer Mavuk bir konuşma yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının, emperyalizme karşı ayaklanmanın ilk günüdür. Kurtuluş Savaşımızın başladığı ilk gündür. Gençliğe hitabı okundu. Bizim mahde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek. Dahi ve mahrum olacaktır. Bu arada yanan meşalelerin dumanından etkilenen bir genç kız fenalaşınca çağrıdan 112 acil ambulans görevlileri kendisine müdahale etti. Abi çekme istiyorsan ya. Ne mahsuru? Bu anları görüntüleyen KRT Haber kameramanı engellenerek çekim yapmasına izin verilmedi ve iteklendi. Şunu alır mısın sen? Sizin haber anlayışınıza yazıklar olsun. Böyle mi? Sevgili seyirciler, merkeze bağlı Yenice köyünde ahşap bir evde çıkan yangın korkuttu. Yangının başka taraflara sıçramaması önlendi ancak yanan ev kullanılamaz hale geldi. Merkeze bağlı Yenice köyünde Tevfik Özel isimli vatandaşa ait olduğu belirlenen iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Çatıda başlayan ve nedeni belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede evin tamamını sardı. Köy
köyün merkeze uzaklığı ve yolların bozuk olması itfaiyenin ulaşımını zora sokarken yangına ekipler 3 araçla müdahale etti. Şu anda 3 ekibimiz burada, 2 tanesi müdahale, 1 tanesi takviye ekibimiz. Az kaldı. Kargirev tamamen yanmış. Yangının çıkış nedeni ilk bir belirlendi mi? Yok, şu anda herhangi bir bulgu yok. Evde duran olmadığı için bakacağız. Aşırı ısınma sonucu binanın çökme tehlikesine karşı ekipler yoğun duman altında gaz maskeleriyle soğutma çalışmalarını sürdürdü. Yangının diğer yapılara sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf edildi. Ancak yangın sonrası ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Kalan aile var mı? Yok yok. Boş muydu? Şehirde duruyorlar da buraya geliyorlar da hafta sonları devamlı geliyorlar. Yangın birden mi parladı? Valla bir arkadaş da hayvanların yanına gidiyordu, geldi haber verdi bize. Geldi böyle çıktı yani, çatı yanıyordu. Ev sahiplerinin şehir merkezinde ikamet ettikleri, köye hafta sonları gittikleri öğrenilirken yangının zararının 20 bin lira olduğu tahmin ediliyor. Sevgili seyirciler, İzmir yolu galericiler bölgesinde bir motosiklet yolun karşısına geçmekte olan yaşlı bir vatandaşa çarptı ve kaçtı. Görgü tanıklarının 112'ye haber vermesiyle kaza yerine gelen ambulans görevlileri yaralı şahsa müdahale etti. Dün gece İzmir yolu galericiler bölgesi önünde karşıdan karşıya geçmekte olan yaşlı bir şahsa kimliği meçhul bir sürücünün kullandığı motosiklet çarptı ve kaçtı. Amca ben abicim o sol ettim işte. Yok telefonla düşürdüm. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen yaşlı şahsa müdahale etmesi için görgü tanıkları 112'ye haber verdi. Ambulans görevlileri ağır bir yaralanması olmayan şahsı aracı alarak ilk müdahalesini yaptı. Büyük motor, yarış motosikletli bir çocuk süratli geliyordu. Amca da karşıdan geçiyordu ama bayağı süratli geliyordu. Tam geçerken burada amca çarptı, amca yuvarladı. O da sendeledi. Sonra doğru devam etti, geride dönmedi. Bu arada aynı yolda motosikletlerin hızlı bir şekilde seyrettikleri KRT haber kameralarına da böyle yansıdı. Sevgili seyirciler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Orhan hafta sonu Edremit'teydi. Edremit CHP teşkilatını ziyaret eden Umut Orhan, Reyhanlı patlamalarından sorumlu tuttuğu hükümetin istifa etmesi gerektiğini söyledi. Hemen duyurdunuz ha. Hafta sonu Edremit'e gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Orhan, partisinin ilçe teşkilatını da ziyaret etti. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Umut Orhan, hükümete yüklendi. Hatay'da yaşanan olaylar, dün yine 9 yurttaşımız hayatını kaybetti. Sebebi belli değil, nedeni belli değil. Yine baktığınız zaman olayın gerçekleri çok açık olarak paylaşılmıyor. Zaten belli bir süre basın yasağı da biliyorsunuz, medya yasağı da konuldu. Geçen hafta daha orada 51 yurttaşımız hayatını kaybetti. Pazartesi bölgedeydik. Hakikaten bir insanlık dramı. Birçok yurttaşımız yaralandı, evini kaybetti, iş yerini kaybetti. Gerçekten bunlar kötü yönetilen bir Türkiye. Türkiye bunu hak etmiyor. Esasında biraz onur olsa, biraz gurur olsa hükümetin istifa etmesi lazım. Yani gelişmiş toplumlarda eğer bir hükümet, bir iktidar vatandaşının can ve mal güvenliğini koruyamıyorsa o iktidarın, o hükümetin istifa etmesi lazım. Başbakanın da gitmemesi ama ne olursa olsun başbakan Amerika yerine oraya gidip vatandaşın yaralarını sarması lazımdı. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi pişkin pişkin açıklamalar yapıyorlar. Son derece üzücü. Yani burada insanlarımız hayatlarını kaybetmiş ve hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Başbakan'ın açıklamalarına baktığımız zaman bir istihbarat eksikliği, bir istihbarat zafiyetinden bahsediliyor. Bırakın İçişleri Bakanlığı, Başbakan bile bunun sonucunda vatandaşının, 51 yurttaşının can ve mal güvenliğini koruyamıyorsa istifa etmesi lazım. Bunun doğru şeyi budur. Haddini ve pozisyonunu açan açıklamalarda bulundu. Bekir Bozdağ. Gerçekten yakışmıyor. Yani böyle bir siyasi usluba yakışmıyor. Hele yani böyle bir olay yaşanmışken, Türkiye'de insanlar hayatlarını kaybediyorken, Suriye'nin yanlış politikası vatandaşlara yansımışken, Bekir Bozdağ'ın önce genel başkanımıza karşı yapmış olduğu açıklamaları kabul etmek mümkün değildir.
Sevgili seyirciler, Balıkesir'de eğitime destek sağlamak amacıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi geliştirildi. Proje kapsamında 3 kitap getirene 1 adet tiyatro bileti hediye edildi. Toplanan kitaplarsa ihtiyacı olan okullara gönderildi. Balıkesir Sanat Merkezi ve Genç Girişimciler Liderler Derneği eğitime destek olmak amacıyla ortak bir projeye imza attı. Vali Ahmet Turan'ın da desteğiyle hayata geçirilen projede minikler hem uzaktaki kardeşlerine kitap göndermenin hem de tiyatro izlemenin keyfini yaşadılar. Minikler 3 kitap getirip Hacı Cavcav oyununa bilet aldı. Projenin ilk olarak 23 Nisan'da başladığı bu kapsamda 500 civarında kitap toplandığı belirtildi. Bize gösterdiği Savaştepe'de bir okula başlayacağız. Bu etkinliğimizin ikinci ayağı. Birinci ayağını 23 Nisan'da Yayla'da da yaptık. Yaklaşık orada 500 tane kitap topladık. Bugün de bir 500 tane kitap toplarız herhalde. Projenin devamı niteliğinde dün yine 19 Mayıs'ta yüzlerce kitap toplandı. Toplanan kitaplar ihtiyacı olan okullara gönderilmek üzere yola çıktı. Kitaplarını. Ver bakalım kitaplarını. Oraya vereceksin, ablaya vereceksin. Bir de poz ver verirken fotoğraf. Neler hissediyorsun bakalım? Kitap bağışladı, tiyatroya geldin. Evet. Neler hissediyorsun? Balıkesir Sanat Merkezi kurucusu Onur Ayan ve Genç Girişimciler Liderler Derneği Başkanı Hakan Şimşek proje hakkında bilgi verdi. Hem oyun oynuyor çocuklar, hem okudukları kitapları, eski kitapları veriyorlar. Kitapların karşılığında biz onlara bilet veriyoruz. Hem tiyatro oyunu izlemiş oluyorlar, tiyatroya ısındırıyoruz onları. Hem bir kitap toplayıp köydeki kardeşlerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Biz bunu 23 Nisan'da başlattık. 19 Mayıs'ta bugün de sonlandırıyoruz. Bu kampanyayı Sayın Valimizin desteğiyle beraber yapıyoruz. Onun göstermiş göstereceği bir okula topladığımız bu kitapları valilikle beraber sanırım Savaştepe veya Dursun Bey'de bir okulumuza teslim edeceğiz bunları CSR Balıkesir olarak. Sayın Valimize de buradan vermiş olduğu katkılardan dolayı tekrardan çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Mehmetçik Ortaokulu öğrencileri Salih Tozan Kültür Merkezi'nde İngilizce şarkılarla bir konser verdi. İngilizce dersini sevdirmek amacıyla düzenlenen konser davetliler tarafından da büyük beğeni topladı. Mehmetçik Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri İngilizce şarkılardan derlenen bir konser verdi. Salih Tozan Kültür Merkezi'nde verilen konserin sunumu da İngilizce oldu. Daha sonra öğrenciler modern ve klasik parçalardan oluşan şarkıları seslendirdi. Mehmetçik Ortaokulu İngilizce öğretmeni Murat Özdemir, bu projeyi öğrencilerle İngilizceyi sevdirmek ve öğrenimini daha kolay hale getirmek amacıyla oluşturduklarını söyledi. Bir süredir öğrencilerimizle İngilizce dersini sevdirmek, onlara İngilizce konuşabilecekleri bir ortam hazırlamak için İngilizce şarkılar söylüyorduk. Bunu daha sonra proje haline getirip bir konser vermeye karar verdik. 5. sınıf öğrencilerimizin bu seçmeli İngilizce dersi etkinliği oldu. Okulumuz adına gösterimizi sunmaya geldik bugün de. Bu haberle bültenimiz sona erdi. Biraz sonra spor bülteni ve hava durumu ekranlarınıza gelecek. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın. Köse İnşaat spor haberlerini sunar. Seyirciler, Balıkesir Belediyespor tekerlekli basketbol takımı Kurtareli Spor Salonu'nda konuk ettiği Osman Gazi Belediyespor'u yenerek Süper Lig'e yükseldi.
51-35-32 önde tamamlayan Balıkesir Belediye Spor ekibi 3. periyotta farkı 7 sayıya çıkardı ve 52-45 önde tamamladı. Son bölümde etkili oynayan Belediye Spor ekibi karşılaşmayı 75-54 kazandı ve bir maç kala Süper Lig'i garantiledi. Maç sonunda Kurtdereli Spor Salonu'nda büyük bir sevinç yaşandı. Belediye Başkanı İsmail Ok da bu sevinci paylaşarak sahaya indi ve sporcuları tebrik etti. Başkan Ok yaşanan başarılarla ilgili olarak duygularını dile getirdi. Balıkesir Spor'da gerçekten son 4 yılda hem futbolda hem baskette ikişer şampiyonluk yaşadı. Evet. Sadece tekerlekli sandalye takımımız değil, Balıkesir Belediye futbol takımı da yine aynı şekilde Bal Ligi'ne çıktı. Evet. Bu doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Gençler sağ olsun. Tebrik ediyoruz yani. Hakikaten gönülden tebrik ediyoruz. Köse İnşaat spor haberlerini sundu. İlgi ve güvenceyle iş kapasitemizi ve iş kalitemizi günden güne artırıyoruz. Kalite, konfor ve güvenlik ayrıcalığımızla yaşam ufkunuza sınırsız boyut katıyoruz. İleride İnşaat Limited Şirketi Galip Ertekin. Güven inşa ediyoruz. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de. Hisarpen, seçkin yaşam tarzınız için seçkin ürünler sunmaya devam ediyor. PVC doğrama, patentli ısı cam üretimi, panjur, camlama balkon, giydirme cephe, siding kaplama sistemleri, ergonomik mutfaklar, Hisar iç kapılar, Hilton banyolar, ayrıca Kale Çelik Kapı bölge bayiliyle sizlere güvenli ve konforlu bir yaşam sunmaya devam ediyor. Ürünlerimize Hisarpen showroomlarda ulaşabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bizde ihtiyacınız olan her şey var. Hisarpen Merkez Showroom, İzmir Yolu Ticaret Meslek Lisesi karşısı, Fabrika İzmir Yolu 3. kilometrede ve Organize Sanayi Bölgesi'nde. Güven inşa etmek, yapı inşa etmekten zordur. 1994'ten beri Nadir Köse İnşaat, kalıcı müşteriler edinmenin değerine inanan, müşterisiyle iş ortaklığına uzun vadeli bir bakış açısına sahip, projelerinde tutarlı ve profesyonel çözümleri, yüksek kalite standardı, etik değerlere ve çevreye saygılı duruşuyla kurulduğu ilk günden beri Balıkesir'e artı değer katmaya devam ediyor. Nadir Köse İnşaat, Atalar Caddesi Nazar İşhanı kat 1 numara 4'te. Yaşlı erkeklerde sıklıkla rastlanan ürolojik problemler nelerdir? Yaşlanan erkekte en büyük sorunlardan bir tanesi de sertleşme bozukluğu. Sertleşme bozukluğunun birçok nedeninin yanında, organik nedenlerinin yanında bizim penisin damarları ile ilgili ve kişinin daha çok böyle şeker gibi, şeker hastalığı gibi veya kalp hastalığı, tansiyon hastalığı gibi nedenlerden dolayı sertleşmesinin bozulduğu durumlarda öncelikle medikal tedavi dediğimiz ilaçlarla
tedaviyi deniyoruz. Bunda başarılı olamayacağımız hastalarda da mutluluk çubuğu denilen halk arasında peynir protez taktığımız hastalarda oluyor. Bunda başarı oranları gayet iyi. Her hastanın kullanabileceği eğitim seviyesine ve kişinin yaşam kalitesine etki edecek protez tipleri de var. Bu tür hastalıklar da artık böyle ulaşılmaz, utanılan veya tedavi edilmez gibi görünmekten çıktı. Dört kıtada dünyanın havası Beksan'la değişiyor. Beksan hava durumunu sunar. Sayın seyirciler, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi yarın az bulutlu, en yüksek 32, en düşük 13 derece. Çarşamba günü az bulutlu, en yüksek 32, en düşük 13 derece. Perşembe günü az bulutlu, en yüksek 30, en düşük 15 derece. Cuma günü gök gürültülü, sağanak yağmurlu, en yüksek 26, en düşük 12 derece olması bekleniyor. Edremit yarın parçalı bulutlu, en yüksek 33, en düşük 17 derece. Çarşamba günü parçalı bulutlu, en yüksek 33, en düşük 18 derece. Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek 31, en düşük 20 derece. Cuma günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek 27, en düşük 17 derece olması bekleniyor. Dursun Bey yarın parçalı bulutlu, en yüksek 30, en düşük 13 derece. Çarşamba günü parçalı bulutlu, en yüksek 31, en düşük 13 derece. Perşembe günü parçalı bulutlu, en yüksek 30, en düşük 15 derece. Cuma günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek 25, en düşük 13 derece olması bekleniyor. Bandırma yarın parçalı bulutlu, en yüksek 28, en düşük 15 derece. Çarşamba günü parçalı bulutlu, en yüksek 29, en düşük 15 derece. Perşembe günü az bulutlu, en yüksek 31, en düşük 18 derece. Cuma günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek 26, en düşük 15 derece olması bekleniyor. Beksan Çivi hava durumunu sundu.